İyi akşamlar arkadaşlar. 30 Ekim akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul İki Tel'de bulunan Takıyüddin Mehmet Efendi medresemize hoş geldiniz. Bu medresenin baş müderrisi olarak Necmettin Hoca olarak arkadaşlar bugün Muhammed süper bir ders yapacağız. Bu ders kralların dersi Muhammed. Bu dersi izleyen arkadaş iki türlü de iflah olmaz. Ya tımarhanelik olur. Bu ders Muhammed, bu matematik teorik dersimiz uyuşturucudan beterdir. Bağımlı olursun, aklına bir şey gelir. Benim gibi demeyelim. Güzelliklerin zevki ve bağımlılığı kötülüklerden daha da güzeldir. Yeter ki kendimizi ona kanalize edebilir. Öyle bir sevdadır ki Muhammed, gece saat 2'de 3'te yataktan çıkarır. Kafana bir soru gelmiştir, bir çözüm yolu. Onunla saatlerini harcarsın. Ve dakika, hani insan zevkli, haz aldığı bir şey yaptığında vaktin nasıl geçtiğini bilmez ya. Matematik, teorik öyle harika bir şeydir. Şimdi ne göreceğiz Muhammed? Ne göreceğiz? Bir tane geometride bir cimcime var. Ne var? Cimcime var. O cimcime Muhammed şeklini çiziyorum sana. Tabii biraz benim resmi biliyorsun. Bunun şekli nedir Muhammed? Neye benziyor bu? Patates. Bu diyorsun ki hocam her şeye benziyor. Sen çizdiğin zaman her şeye benziyor. Şöyle biraz daha güzelleştirelim. Biraz daha cimcime deyip de ile çizmeyelim. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey çizelim. Tamam. Şöyle bir şekil. Arkadaşlar bu elips. Evet. Elips. Biz buna elips diyoruz. Şimdi Muhammed, yalnız bu elips öyle bir şey ki, şuna hadi bir koordinat ekseni oturtalım. Yapalım. Evet. Evet. Şöyle bir x, y düzlemi bizim için yeterli. İki düzlem yeterliyse biz buna artık ne diyoruz? Kutupsal koordinat diyoruz değil mi? Evet. Artı y, eksi y. Evet. Bak Muhammed, içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı. Atomu bırak, protonları parçaladık, kuarklarına kadar ayırdık. Efendimiz, uzayın, güneş sisteminin dışına çıktık. Ama şu elipse karşı, bu cimcimeye karşı yapamadığımız bir şey var. Bütün süper bilgisayarlar, tarihi süreçten bu yana, bütün matematik dehaları neyi hesaplayamadılar? Şunun formülünü hala bulmuş değiliz. Elipsin çevresi. Yani bir elipsin çevresinin hesaplanmasında, yani böyle bir şey sonra açtığımızda yaklaşık bir sonuç veriyor. Fakat hiçbir zaman net vermiyor. Bir sonuç vermiyor. Formüle edemiyoruz. Bak, bunun formülünü bulan adam milyon dolarlık matematik sorularından birinin ödülünü alır. Bu elips bizim hayatımıza nereden giriyor? Arkadaşlar, Kepler yasalarını biliyoruz. Muhammed, sen tabi Kepler deyince aklına ne geliyor? Astronom. Evet. Şimdi iki çift P ile yazılıyor galiba. Şimdi Kepler yasaları, üç temel yasamız var. Hı-hı. Yalnız neden Takıyüddin Mehmet? Neden ısrar ediyoruz? Bak, yaşadığı tarihlere bak. 1500. Osmanlı'nın son aydınlıkçı. Yani Galileler 1610'da yaşıyor. Eğer biz Takıyüddin Mehmet ve talebelerine imkan verseydik, zulmetmeseydik, onları öldürmeseydik, rasathanelerini kapatmasaydık, Türkiye ve İslam dünyası bilimde Kepler'den, Koperniklerden, hepsinden daha da önde olacaktı. Şimdi Kepler şunu fark ediyor, matematik olarak şunu söylüyor. Ben şuraları biraz temizleyeyim, kendime yer açayım şöyle Muhammed, tahtamızı güzelleştirelim. Dediğim gibi bugünkü ders, bunu silmeyecektik ya, bu kötü oldu. Tekrar çizelim. Serden sildik lazım. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz Muhammed. Kepler yasaları, hemen bir elipsimizi çizelim. Elips çiz. Kepler diyor ki, gezegenler diyor, odaklarının birinde, iki tane odak var, dikkat et elipste. Şöyle bir merkez, büyük eksen, buna da ufak eksen diyoruz. Odaklarının birinde, burası da olabilir, burası da olabilir. Odaklarının birinde, ama hangisi olduğu önemli değil. Güneş bulunan elips şeklinde bir yörünge çizerler.
enteresan bir şey Muhammed Bilhan. Sadece gezegenler bunu yapmıyor. Her şeyi atom yapıyor. Parçacıkları, atom altı parçacıklar da daire değil, elips çiziyorlar. Evrensel. Ama hayatımızın her yerinde, bak bu ders kime lazım? Mühendislere, mekanikçilere, astronomlara zaten farz-ı ayın, fizikçilerin, matematikçilerin mecburi bilmesi gereken bir ders. Şunu da söyleyelim Muhammed Birhan, bu ders Türkiye'de yok. Türkiye'de yok diyorum, varsa da gösterin bakalım, ben YouTube'da göremedim. Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'nın da hiç şansı yok. Güney Afrika dahil etsek mi ya? Şeyi biraz portföyümüzü artıralım ha. Şimdi Muhammed, Kepler yasalarının birisi ne diyordu? Gezegenler odaklarının birinde güneş bulunan elif şeklinde bir yörünge izlerler. Bu bir. İkincisi neydi Muhammed? Kepler yasalarının ikincisi. Neydi? İkiyi bırakıyorum, üçe götüreceğim. Ama bir, iki, üçü tekrardan söyleyeceğim. Fakat şöyle bir durum var Muhammed. Hemen mevzumuza dönelim. Biz Kepler'den giriş yaptık. Madem biz medresemizin adını Takıyüttin Mehmet koyduk. Takıyüttin Mehmet kimdir? Ne iş yapar? Evet. Eksi y ekseni, artı y ekseni, artı x ekseni ve eksi x ekseni. Eksi x. Neyi bilmiyoruz Muhammed biz elipsin? Elipsin çevresinin formülünü bilmiyoruz. Şu ana kadar dünyada bunu da hesaplayan, formüle eden birisi yok. Yok. Ama bir şeyini biliyoruz. Neyi biliyoruz? Elipsin alanını biliyoruz. Nasıl yapalım biz bunu? Bu alanı biliyoruz. Şimdi bugünkü dersimize giriş yapalım. Bu alanı hesaplayacağız. Birkaç versiyonla hesaplayacağız. Bir ya hatalı bir yol kullanacağız. Efendim mesela neden hata yaptığımızı söyleyeceğiz. Ve gerçekten bu dersin sonunda arkadaşların bilgisine, ufkuna yeni efendime söyleyeyim ne diyelim ufuklar açacağız. Şimdi Muhammed burada bir herhangi bir nokta. M noktası. M noktası. Böyle bir M noktası. Bu M noktasının sen de bir ahi biliyorsun ki ortaokula giden arkadaşlar da biliyor ki iki tane XY düzleminde bu kartezyen koordinat sisteminde bu M noktasını gösteren iki tane neyimiz var? Eksen. Parametremiz var. Şimdi bunu biz ne yapıyoruz Muhammed? Bu M noktasını kartezyen koordinatlarda gösterdiğimiz gibi işimize daha kolay gelen, daha formülize edebildiğimiz kutupsal koordinatlarda göstereceğiz. Yine iki parametreyle merkezden o noktanın uzaklığına R diyorum ve X ekseninde yaptığı açıya da teta diyorum. Dolayısıyla benim X ifadem neye eşit çıkıyor Muhammed? X eşittir ve Y eşittir. Şimdi x dediğimiz m noktasının x eksenine dik iz düşümü. Şurası. Şurası. Bunu biliyoruz ki burası ana vektör olan r ile teta birbirine nasıl komşuluk ilişkisi var. R çarpı kosinüs tetadır. Peki şu kısım tetanın neresinde? Karşısında. O zaman karşı olan sinüs. R çarpı sinüs tetadır. Biz bunları yerine yazarsak R çarpı kosinüs teta, R çarpı sinüs teta. Nerede Muhammed? Kartezyen koordinatlarda ifade ettiğimiz bu M noktasını şayet kutupsal koordinatlarda gösterirsek böyle gösteririz. Ben tabii tahtayı temizleyeceğim için ben bunu ufak tahtamıza daha öncesinden şöyle sizler için hazırladım, çıkardım. Aynı şey. Tıpa tıpa aynısı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Muhammed? Öncelikle arkadaşlar burada R değeri bu yarıçap dikkat et daire olsaydı sabit kalacaktı. Teta'ya bağlı olarak değişiyor. Yani bağımsız değişken değil, bağımlı değişken. Şimdi ben burada Muhammed amacım benim bu alanı hesaplamak, doğru mu? Doğru.
her zaman temel matematiğin, fiziğin kanunları neydi? Şu şey, şurada bir diferansiyel bir aralık alıyor. Minik bir alan. dA alıyor. En temel fizik yasası der ki bütün fizik formülleri, kanunları en küçük eylem çerçevesinden türetilebiliyor olmalı. Daha Türkçesi en küçük eylem çerçevesinden ispatlanıyor, formülize edilebiliyor olmalı diyor. Biz buna dayanarak buradaki dA dediğimiz bu minik diferansiyel alanı nasıl yapalım? Bu dA alanımız bizim nedir Muhammed? dA alanımız kartezyen koordinatlarda dx çarpı dy'den başka bir şey değildir değil mi Muhammed? Şimdi benim amacım nedir? Bu alan hesaplayacağım. Bakın burası bir alandır. Dolayısıyla aslında bunu yazarken şudur bu. dx vektörel çarpım dy. İki vektörün birbiriyle vektörel çarpılacağını ve sonucun yine bir vektör olacağını adi çarpımdan farklı. Şimdi bu ifadeyi gösterelim. dx çarpı dy birinci yol diyelim biz buna. Birinci yol. Muhammed isterse bu ders 50 dakika 60 dakika sürsün. Bu bizim hani kalfalık ustalık eserimiz derler ya. Her geçen gün biraz daha arkadaşlara matematiği yükseltiyoruz. Bu Türkiye'nin geleceği olan öğrenciler için çok önemli. Şimdi Muhammed öncelikle dx'i oluşturalım. X'in türevi dx. Ama x iki parametreye beraber bağlı. Çarpımın türevi. R'nin türevi. Kosinüs teta sabit. Sonra artı R sabit. Kosinüs teta'nın türevi. Dx oluşturuyorum. Dx eşittir. R'nin türevi dersem R'nin türevi dr. Kosinüs teta vardı. R'yi türettim dr oldu. Artı. Eksi yazıyorum çünkü bu şeyi görüyorum. R çarpı. Bu sefer R sabit. Kosinüsün türevi. Kosinüs teta'nın türevi eksi sinüs teta. O yüzden eksiyi yazdım. Sinüs teta d teta Muhammed. Gördük mü? Hı hı. Şimdi ben karışıklık olmasın diye y'yi de yanına yazacağım ama onu bir sefere mahsus şuraya alalım. dy eşittir. Aynı işlemler. Y'nin dy'yi oluşturuyorum. Buraya bakıyorum. R'ye göre türev. Sinüs teta sabit. Sonra r sabit. Sinüs teta'ya göre. R'ye göre türev. Zaten dr'nin kendisi. Sinüs teta sabit. dr. Artı, iyi takip et Muhammed buraları. R çarpı, R'yi sabit tut. Sinüs teta'nın türevi, kosinüs teta d teta. İşte bu ikisi. Ben şimdi bunları, şuradan nereye kaldırayım ben? Yan yana koyup birebir çarpımını arkadaş, şu iki ifadeyi birbiriyle çarpacağım. Bunun yanına tutuyorum, d'yi yazıyorum. Nedir? Sinüs teta dr artı, R kosinüs teta d teta. R kosinüs teta d teta. Hani ya hocam bükkem küm edip dedik ya bu dersi sonuna kadar izleyebilen arkadaşlar iki türlü de iflah olmayacak. Ya kafayı yerler tımarhanelik olurlar veyahut da deha olurlar matematik müptelası olurlar. Şimdi Muhammed ikisinin de birbirinden çok büyük bir farkı yok ya. Delilikle dehalık arasında ne gibi bir fark var diyorlar. Şimdi Muhammed bakalım. Terim terime çık. Bak dr kosinüs teta dr birinciyle hemen arkadaşlar birinciyle birinciyi birinciyle ikinciyi. Sonra ikinciyle birinciyi ikinciyle ikinciyi. Biz daha önceki videolarımızı takip eden arkadaşlar bilir ki aynı vektörün dr'nin yine bir dr ile çarpımı vektörel çarpımda dr çarpı dr sıfırdır. Aynı vektörün birbiriyle vektörel çarpımı sıfırdır. Zaten aralarındaki açının sinüsüydü değil mi? Paralel olduğuna göre aralarındaki açı sıfırdır. Devam edelim. Bu birinci terim sıfırladı. İkinci terim. Kosinüs teta. Birinci ile ikinci. Kosinüs teta, kosinüs teta. O zaman kos kare teta. Burada R yok. Burada var. Çarpı R. dr çarpı d teta. Bu. Birinci terim bitti. İlk terimi sıfır. İkinci terimi burada.
Bu bitti. Bununla işimiz yok. Bak tekrardan işleme tabi tutup şaşırmayın diye. Bazen öğrenci unutuyor, tekrar başka bir yere ikinci kez yazıyor. Daire için aldım. Şimdi R var. Evet, burada eksi R var. Gördüm. Sinüs teta, sinüs teta. O zaman sin kare teta. Bak Muhammed, yazdık. Kim var? D teta, dr var. Evet. Artı ne var? D teta, d teta. Aynı mantıktan sıfır. İki vektörün kendisiyle çarpımı sıfırdır. Çünkü şimdi burayı aldım. Kendime yer açıyorum. Şu kısımda işim benim bitti. Burayı da bitti. Burayı da kaldıralım. Buralarda işimiz bitsin. Evet. Şurayı da biraz. Birinci yol. Birinci yol diyecekken ikinci yol yazmışız. Şimdi Muhammed bakalım, bak. İyi dinle. Şimdi şu farkı görüyor musun Muhammed? DR D teta. D teta DR. Normalde 2 kere 3. Biz 3 kere 2 diyoruz değil mi? Komite ederler. Vektörler komite etmez. Evet. Vektörler çarpım komite etmez. Yani A vektörüyle B vektörünün vektörel çarpımı eşit değildir B vektörüyle A vektörünün vektörel çarpımına. Eksi işaret farkıyla eşittir. Yani bu bilgi A vektörel çarpım B eksi B vektörel çarpım A'dır. Evet, şu şekilde ifade edilir. Dolayısıyla bunlar kendi içerisinde komite ettiklerinde bu başa gelip teta sona gelirse burası artı olur. Burası dr d teta olur. Dolayısıyla dr d teta ortak parantezinde ve r de var. Ne kaldı? Kos kare teta artı sin kare teta r çarpı dr d teta'dan başka bir şey kalmadı Muhammed. Kalmadı. Yüksek trigonometri bilgimize dayanarak buna ne diyoruz? Bir. Birdir. Bu da yani buradaki diferansiyel aralık dA neye eşitmiş? Bu dx çarpı dy dediğimiz bu diferansiyel aralık kutupsal koordinatlarda r, dr, d teta eşitmiş. R, dr, d teta'ya eşitmiş. Bana sadece bu lazım. Bakayım ben ifadem var mı? Hemen o ifadeyi de alalım. Şuraya bir yere yazalım. Ne diyoruz Muhammed oraya? Diğer renk kalemle mi yazalım? Peki mavi de şuraya yazıyorum. Buradaki diferansiyel alıp dA eşittir. R, dr, d teta. Bana bu lazım. Tahtayı artık temizliyorum. Tahtamı sildim. Hani milyon dolarlık ödülü kazanmak öyle kolay değil. Adama yedirmezler onu kolay kolay. O ödülü kazanacak adam milyon dolardan daha ziyade ona getirdiği şöhret Şan. Ve tevessül bile etmez milyon dolar. Yani dünyanın en büyük milyon. Süper bilgisayarlarının nükleer güçlere sahip olan devletlerin yapamadığı işi yapıyorsun. Şimdi ben bu elipsi, bu birinci yol. Ya İkinci işte yola o geçtik. Milyon dolar için adam yola çıkarsa yolda kalır. Birinci yol. İkinci yolda güzel yine trigonometrik efendime söyleyeyim, geometrik ifadeleri kullanarak bunu da gösterin. Bu da zaman zaman hoca arkadaşlar tarafından değişik soru çözümlerine, konu anlatımlarına tercih edilen bir yoldur. Şimdi hemen koordinat sistemimizi yine koyalım. Evet. Şimdi Muhammed. Burası eksi x, burası artı x, eksi y, artı y mi olur? Şimdi burada yine bir benim M noktam var. Doğru mu? M noktası. Bu noktanın, efendime söyleyeyim, şöyle bir R uzunluğu var. Doğru mu? R'si. Burası da nedir? Tetası. Şimdi ben burada fizik kanunları gereği ne demiş? En küçük eylem, diferansiyel bir aralık alıyorum. Yani hem R'yi, M noktasını hem R'yi R artı dr kadar artırıyorum. R'yi diferansiyel miktarda uzatıyorum veya kısaltıyorum fark etmez. Teta'yı da keza teta artı d teta kadar açıyı artırıyorum. O zaman bizim ifademiz neye gider? Şurası minicik bir alan artışıyla
şöyle şu uzunluk dr oldu. Tabii bu uzunluk artarken teta da bir miktar açı yapıyor. Yukarı doğru şu minişten şu d teta kadar artıyor. Bak, teta açısını d teta kadar artırıp r'yi dr kadar uzatıyorum. Bunu tabii daha güzel görselleştirmek için ben bu r'yi, şu r'yi görüyor musun Muhammed? Pardon, bu r değil. İlk r'miz bu. Şu mavi olan. Bunu eksen üzerine bastırıyorum arkadaşlar. İyi anlasınlar diye şöyle yapacağım. Bu ifadeyi alıyorum, buraya getiriyorum. Evet. Bunu kesip biz yapacaktık değil mi? Şu şekilde. Şimdi buradan daha güzel anlayacaklar. Bu benim r ifadem. Şu r'yi, m noktasını bu x eksen üzerinde seçtim. Bak. Şurası r. Ben bunu d teta kadar artırırsam, benim teta açım bu pozisyonda 0. Onu d teta kadar artırdım bak şöyle. Minik bir d teta kadar artırdım şurayı. Gördün mü? Buradaki minik bir diferansiyel alan çıktı bak şurası. Bu şu uzunluğa, şu minik diferansiyel ds diyorum. Şu yan taraf nedir? Dr'dir. Şimdi arkadaşlar, diferansiyel aralıklar incelenirken şekle bakıp "Aa hocam bu dikdörtgen değil ki." demiyoruz. Matematiğin temel kuralıdır. Diferansiyel burası dr ise, burası ds ise doğrudur. Burası geometrik olarak yay çiziyor görüntü olarak. Ama biz burayı dik olarak alıyoruz. Yani bunun alanı dr çarpı ds'dir. Dalga denklemi, Muhammed, dalga denklemiyle ilgili güzel bir çalışma planlıyoruz. İnternette birkaç tane matematikçi arkadaşın ve fizikçi arkadaşın güzel dalga denklemi anlatımları var. Biz onların üstüne bir iki tip daha koyarak, güzelleştirerek anlatacağız. Dalga denkleminin çıkarımında da bunu yapıyoruz. Buralar, şimdi benim alanım, çünkü diferansiyel aralık. Burası en küçük alan. Benim alanım bu mu? Ben bunu bulacağım Muhammed. Ben bu alanı bulacağım. Nasıl bulurum ben bu alanı? Bak şimdi. Temel geometri. Burayı sen dik üçgen gibi. İster burayı dik kabul et. İster burayı dik kabul et. İkisinden birini. Şimdi ben buradaki versiyonla yapayım ben bu işlemi. Şimdi ifadeye dikkat edersek ds dediğimiz d teta'nın karşısında değil mi bak? D teta ile ds karşı. Karşı demek sinüs ilişkisi demektir. Komşu olsaydı kosinüs. Neyin karşısında? Şu uzunluk bak bir miktar arttı. Buradan da arttı fark etmiyor. Bu uzunluk r artı dr uzunluğu idi. Şu uzunluk r artı dr uzunluğu. R artı dr uzunluğu. Tetayla nedir? Efendime söyleyeyim. Komşu. Ama bana ne lazım? Hipotenüs olan kısım buysa, mesela buradaysa bursa, burası dikse burası hipotenüs fark etmiyor. Hipotenüs olan kısım buysa diyor ki ifade r çarpı dr çarpı sinüs d teta. Evet. Muhammed dikkat ediyor muyuz? Bak r çarpı dr bir tanesinin uzunluğu. Bir tanesinin uzunluğu. Sinüs teta ds'i yazıyorum bak d. Şu üçgen. Nasıl arkadaşlar anlar? Şuradan anlatayım. Tamam. Şu açı teta olsun. Burası ds olsun. Burası r olsun. Ds'i ben nasıl yazarım? Ds'i. Buraya göre yazarsam ds eşittir. Ds teta'nın karşısında. R çarpı sinüs teta. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Bu. Bu ifade. Şimdi bu diğerine göre arkadaşlara daha kolay gelir. Çünkü bunu liseye giden arkadaşlar rahat anlıyor. Diğeri biraz daha zor bir seviyeden. Üniversiteden. Şimdi Muhammed bizim yine az önce zikrettiğimiz mevzulardan bir tanesi temel fizik yasaları teoride kullandığımız şayet bak bu açı minik bir açıysa d teta buradaki açı hatta teta da d teta da demeyelim. Normal bir biz mesela dalga denklemlerinin çıkarımını efendime söyleyeyim Young deneyine falan ispat ederken bunları sürekli bu açı minikse burası dikse tamam mı?
Bu teta açısı, ne diyeyim, teta çok çok küçük birse, birden küçük minik bir açıysa, buradaki sinüs teta yaklaşık olarak teta olarak alınır. Bir daha söyleyeyim. Çok küçük açılarda o çok küçük açının sinüs değeri kendisine eşit. Mesela deneme yapabilir arkadaşlar. Sinüs 0,0009'u yaklaşık olarak 0,0009 kabul etmeleri diferansiyele göre bu yine çok büyük bir sayı. Böyle kabul etmeleri onlara bir şey kaybettirmez. Hesaplamalarında yine doğru sonucu buldurur. Biz bunu kullanırız. Dolayısıyla benim en küçük değerim diferansiyel değerdir. Dolayısıyla buradaki sinüs teta Muhammed, buradaki d sinüs teta yerine d teta yazılırsa, o zaman ne oldu burası bak? D s eşittir. Bize ne lazım? Bak şu kısım, şu alan lazım değil. R çarpı d teta artı dr d teta. Bir de benim kafamda bir şey olacak. R olacak şurada. Şurada bir R olması lazım. Bir dakika. Muhammed bir mesaj geliyor. Yok. Nereye yazayım ben onu? Bir dakika. Onu ben güzel bir şekilde notumu aldım şuraya. Kenara da koydum hatta. Arkadaşlara karışıklık olmasın göstermek için. Evet. Ben bakayım. Evet. RDR sinüs teta. Evet, RDR sinüs teta. RDR sinüs teta. Bakın RDR çarpı DS. Şunu ifade ederken bu benim alanım değil Muhammed. Bu benim DS uzunluğum. Şurası DS uzunluğum. DS uzunluğunu ben neyle çarpmam lazım alanı bulmam için? Bak DS buraya doğru yapmış. Doğru dayız zaten. Hata yapmadım. Bu DR uzunluğunu DS ile çarpmam lazım. Dolayısıyla ben burayı, amacım benim şu minik alanı bulmak. Dolayısıyla ben burayı tutup DR ile çarparsam burası R DR D teta artı, bakalım teke tek dağıtalım. R D teta buradan. DR D teta burada. Başka ne var elimde benim? Bir dakika. R, D, R, D, teta burada. İki kere mi yaptım işlemi? Bir daha kontrol edeyim ama. İki kere işlem yapmak istemiyorum. Bir dakika. Aynı işlemi iki kere yazdım ya. Şu sinüsün küçük değerlerini buraya koyduk. Bana D, S değeri lazım. D, S değeri. D, S değeri neye eşitti? R, D, R'ye. DS değeri R artı DR çarpı sinüs teta'ya. DS buradan şu yay uzunluğunu kasten sürüyor. DS buradan D teta burası. D teta da küçük açıda teta eşitti. R çarpı R artı DR çarpı D teta. Buradan düzenleme yaparsam Muhammed bana DS uzunluğu R D teta artı DR D teta gibi bir ifade getiriyor. Sonra ben burayı kimle çarpıyorum? DR ile bak DS'i güzel, çok güzel. DR ile çarparsam alanı bulacağım. DS'i şunu DR ile çarpıyorum. Bunu DR ile çarparsam sıkıntı yok. R, DR, D teta olur. Ama DR'yi yine bir DR ile çarptığım zaman bu terim düşer. Dolayısıyla benim buradaki alanım ister birinci yolla yap bu ikinci yol. Önce öteki birinci yol. İster birinci yoldan yaptığım gibi kartezyen koordinatlardaki ifadeyi kutupsal koordinatlara çevirerek bulacağın sonuç budur.
Yok geometrik bağıntı ve bizim temelde sık sık kullanılan fizik ve matematik teorik yasaları kullanırsan yine aynı sonucu bulursun. Bakalım. R, D, R, D, teta. R, D, R. Biz buradaki D, R ifadesini buradaki D, R ile çünkü bunu yine dağıtıyorsun. D, teta, R, D, teta, D, R. İkinci terimi tekrar D, R'ye çarpmış sıfırlıyor. Şimdi gelelim mevzuya. Evet. İki yolda da bulduk. Bir, kaç dakikamız oldu Muhammed? 30. Güzel. Güzel. Ama arkadaşlar bu dersi aldığınızda gerçekten cephaneniz dolu olacak. 30 dakika. Bizim artık burayla şu an işimiz yok Muhammed. Gelelim. Ya hocam buldun ettin de hani alan? Hani alan? Ne bulduk biz alanı? Diferansiyel alanı eşittir R, D, R, D, teta bulduk. Buymuş. Bunu integre edeceğiz. Nasıl integre edeceğiz? Çift katlı integral. Çift katlı integral. Asıl güzelliğe, kalemi düşürdüm Ahmet. Asıl güzelliğe şimdi geldik. İki katlı integral edeceğiz. Harika matematik konularına şimdi giriş yapıyoruz. Şimdi elipse bir dönelim. Elipsimizi hatırlayalım. Bu elips ama bizi hala böyle ne diyor gizemiyle mest etmiş durumda. Veya mest etmiyor. Şimdi bu elipsimiz. Gelelim. Elipsin özelliği Muhammed. Bir eksenin birisi uzunluğu A ise diğer uzunluk nedir Muhammed? B'dir. Şurada bir R noktası almıştık. Buraya da bir R demiştik. Dikkat edersen buradaki teta açımıza R'nin değeri A ile B arasında değişiyor. Şimdi bir şey yapacağım. Bakalım doğru mu yapacağız? Ne yapacağız? Ortaya çıkacak. Evet. Şimdi benim bir R değişkenim var. Bir de teta değişkenim var. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? İki parçalı R, D, R integral D, teta. R'nin sınırlarına dikkat edersek Muhammed, A'dan B'ye buraya bir ünlem işareti koyuyorum. Buraya ünlem işareti koyuyorum. Hani çocuğa veya acemi askere evladım yapma, evladım etme, oğlum sokulma sobadır yanarsın, kızım ütüdür yanaşma desen o oraya bir kere ne olacak? Yanacak. Yapışacak. Onun için ne yapmak lazım? Çocuğun elinden tutup böyle bir ütüye bir temas ettirip çekeceksin. Çok sıcak olun. O anlayacak o ütünün sıcak olduğunu. 3-4 yaşında çocuk ütünün fişi prize takılı olmasa dahi ütüye sokulmayacak. Sen onu kontrollü. Ben burada sizi bir kontrollü yakacağım şimdi. Bunun integrali nedir? Hemen yapalım. R'nin integrali R kare bölü 2. Teta'nın sınırları 0'dan 2 pi'ye. Bu R kare bölü 2 sınır değerleri A'dan B'ye. D teta da teta olarak çıkar. Sınır değeri 0'dan 2 pi'ye. Bunu yaparsak önce B B kare bölü 2 eksi A kare bölü 2. R'den gelen ifade teta'dan zaten 2 pi. 2 pi. Bunları düzenlersen Muhammed bak ne çıkıyor? Ne çıkıyor buraya? B kare eksi A kare bölü 2'ler buradaki 2'yi götürür çarpı pi. Şimdi bunun alanı neyin alanı bu? Elipsin alanı. Böyle bir formül bulduk. Boyut analizi yapıyoruz. Metre kare pi doğru. Pi re kare. Bu da doğru. Ama bunu biz doğru mu bulduk? Nerede yanlış yapıyoruz? Acaba yanlış yapmadık doğru mu? Bu neyin formülü Muhammed? Şu kısmı tekrar alıyorum şuraya. Şurayı ben şuraları artık evet. Şurayı da sildim. Bu neyin formülüydü? Aslında şunun formülüydü Muhammed. Bir küçük olan hangisiydi? Tam tersi koyduk değil mi sınırları? Normalde A B'den büyük, A'dan B'ye doğru küçülüyor. Biz sınırları koyarken
buraya A, buraya B demiştik değil mi? Tam tersi B'ye A koyacaktık. Neyse o kadar önemli değil. Bunlar yer değiştirmiş olacak. En nihayetinde bu neye benziyor? Şuna benziyor. Evet. Aslında bu yarıçapı A, bu da yarıçapı B olan iki dairenin arasındaki kalan alanı bulmuş. O zaman öğrenci arkadaşlar şöyle bir soru mu soracağım? Bu elipsin alanı A ve B yarıçaplı iki dairenin arasında kalan alana mı eşit? Bunun olmadığını biliyoruz. Burada işlem hatası var. Bariz büyük bir hata var. Niye? Çünkü en azından test et bakalım. A eşittir B için bu bir daireye döner mi Muhammed? A'lar birbirine, B, A birbirine eşitse daireye döner. Daireye döner, elips olmaz. Daire olur. Hı hı. A eşittir B durumunda daire olur. Dairenin alanında nedir? Pi r kare veya pi a kare veya pi b kare olur. A B'ye eşit al bakayım ne oluyor? Gitti. Sıfır. Hata yapmışız. Hata. İşte yanlış. Matematikte kullanacağımız arkadaşlar kullanacağım bir ifadeye geçiyoruz. Burayı kaldırdım. Şimdi kontrol olarak arkadaşları sobaya değdirdik, ütüye değdirdik, yaktık. Şimdi gelelim mevzuya. Şimdi Muhammed, ifademiz neydi? Maviyle mi yapmışız? Maviye dön. Evet, böyle. Şimdi burada R değişken, teta değişken. Burada A ve B Muhammed matematikte üst düzey matematikte kullandığımız bir ifadeye eşit. Serbest indeks. Serbest indeks. Yani bunu bir A için yapacağım. Bir de B için yapacağım. Dolayısıyla benim ifadem, şu ifadem, R, D, R, D, teta ifadesi, köşe parantez yapıyorum, bir kere daha yapıyorum Muhammed, R, D, R, D, teta ifadesini yapıyorum. Sanki burada iki tane integral varmış gibi değil mi? R'm benim sıfırla A arasında değişiyor ve R'm benim başka bir indekse göre serbest indeks sıfırla B arasında değişiyor. Dolayısıyla ben burada bu integrali çözerken burayı sıfırdan A'ya, tetamız zaten ikincisi de burada sıfırdan neydi? 2 pi'ye bu kalsın. Buraya geçiyorum. Yerim kalmadı ama sıfırdan B'ye, burası da sıfırdan 2 pi'ye. Şimdi Muhammed, burada bir matematik taktik yapıyoruz. Şu ifadeye, bu integrale, ben aslında bu integrali alıyorum değil mi? Hı hı. I dersem, bu da I. Sadece nedir? A gördüğün yeri, sembol. Sembollerin, yani Mehmet demiş, Ahmet demiş, X, Y gibi. Çocuklara X eşittir soru işareti dediğinde, soruyu çözerken, Z eşittir soru işareti dediğinde ne değişiyor? Hiçbir şey. Serbest indeks. Bunun integrali I ise, bunun integrali de I ise, ikisinin çarpımı ne olur? I kare. Şimdi bunu bulalım. Evet, harika. Bu integralden zaten buralarda tetalardan pi geliyor. Onu parçalayalım, gösterelim arkadaşlar. Sıfırdan A'ya R, D, R. Sıfırdan 2 pi'ye D teta çarpı bir daha sıfırdan B'ye R, D, R sıfırdan 2 pi'ye D teta. Harika bir sonuç çıkacak. Ben artık yukarıyı siliyorum. Benim artık yukarıyla işim kalmadı. Yok, yukarı silmeyeceğim. Görselliğim bozulmasın. Elipsim de kalsın. Tamam. Şimdi Ahmet şuraya yazıyor. Bunun integrali neydi? R kare bölü 2. Sıfırdan A'ya. Buraya 2 pi geliyor. Direkt onu artık yazıyoruz. Burası R kare bölü 2. Sıfırdan B'ye yine 2 pi. Şimdi dikkat edersek evet. R gördüğüm yere A yazarsam burası A kare bölü 2.
Bak Muhammed, a kare bölü 2 çarpı 2 pi çarpı r gördüğüm yere b yazarsam b kare bölü 2 b kare bölü 2 çarpı 2 pi ne eşitti Muhammed bu? Benim i karem değil mi? I kare. Şimdi orta bölümü kaldırıyorum kendime yer açmak için. Evet. Burayı kaldır kaldır. Evet. Şu. Dikkat edelim Muhammed. Şu kısmı da kaldırayım. Artık burayı işim bitti benim zaten. Evet. Ne var elimde bak. A kare B kare. A kare B kare. Pi pi. Pi kare. 2 kere 2. 4. Bu 2 bunu, bu 2 bunu götürür. Hiçbir şey kalmadı. Ne eşit Muhammed bu? I eşit. I kare eşit. Evet arkadaşlar. Parti toplantısına çağırıyorlar. Orhan Başkan arıyor. Kapatalım. Geliyoruz başkanım diyelim. Tamam. Şimdi Muhammed. Bu benim I karemdi değil mi? Bu benim I karem. Bize ne lazım? I lazım. Dolayısıyla karekök dışına çıkarırsam I eşittir. A çarpı B çarpı pi neyin formülüdür Muhammed? Elipsin formülüdür. Alan formülüdür. Evet arkadaşlar dakika bilgisi istiyorum Muhammed. 41. Muhammed Bilhan'a teşekkür ediyorum. Muhammed emek istiyor. Gerçekten şu ana kadar hetası ilk defa yapıyorum. Benim üniversitedeki arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım. Sonrakiler ya hocam bunları beraber gördük böyle bir şey yok. Dün gece bu bilgileri kullanarak kendi kendime buradan sonuca ulaşabileceğime inandım. Ve bunu da başardık arkadaşlar. Kendimize bir madalya takıyor muyuz? Takalım. Teşekkür ediyorum, kapatabilirim.